6000 yıllık bir mirasın üzerinde oturuyoruz Kayseri olarak. Tabii bu mirası har bulup harman savurmak var ya da değerlendirmek var. Ihlara Vadisi'nden çok daha güçlü objeleri olan, anlatılması gereken ögeleri olan bir vadideyiz. Her yerleşim bölümünde onlarca kiliseler, kayadan yapılmış konutlar, yine değirmenler, bu bölgede yaşayan halkın o gün ihtiyacı olan şirahaneler, bezirhaneler, bunların hepsinin gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. İşte bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sanki bir Turizm Bakanlığı gibi çalışarak bu değerleri ortaya çıkarmak için gayret ediyoruz. Ekipte Rus bilim adamları var, Japon, Alman, Amerikan, Finlandiyalı, İsveç, İsrailli bilim adamlarıyla hep birlikte bölgeyi bugün gezeceğiz ve bu bölgenin dünya kültür mirası olarak UNESCO'ya teklif edilmesi için çalışmaları da bugün itibariyle başlatmış olacağız inşallah. Ne kadar değere sahip olduğunu tamamını aslında bilmiyorduk. Bu Koramaz'la ilgili yukarıdan bakınca yani Koramaz'la ilgili ne yapabiliriz Kayseri'deki vadiler açısından diye bakınca Koramaz'ın aslında bütün bu değerler açısından oldukça zengin olduğunu gördük. Vadi boydan boya eski kaya yerleşimleriyle dolu. Bu haliyle Ihlara Vadisi'yle bile mukayese edilemez. Her yerinden bir eski yapı fışkırıyor. Kiliseler, camiler, çeşmeler, güvercinliklerle dolu. Envanter çalışmasını bitirmeye yakınız. Bu aralar Koramaz Vadisi'nin envanteri bitecek. Biter bitmez de UNESCO Dünya Mirası aday listeliği için başvurulacak. Bugüne kadar yaptığımız saha araştırmalarında 30'dan fazla kaya kilisenin varlığına şahit olduk. Yine 6 tane tarihi taş köprü ve 20'den fazla tarihi çeşme bu vadi içerisinde yer alıyor. Vadinin içerisinde 17 ayrı noktadan tatlı su kaynağı oluştuğunu yine gözlemledik. Vadi içerisinde yapılan bu çalışmalar neticesinde vadinin mağara envanteri, yeraltı şehri envanteri ortaya çıkıyor. Birbirine bağlı, bağlantılı onlarca odadan oluşan ve geçmişte insanların depo maksadıyla, barınma maksadıyla, hayvan beslemek maksadıyla kullanmış oldukları yapılar